heyecan olsun diye yapıyorlar. Ama bir kendisi bir can, ben arkada 400 tane can taşıyorum. Bak bu stres bizi öldürüyor. Ankara-Kars treni. Bilinen adıyla Doğu Ekspresi. Tren bazen bir gölün kenarında, bazen de karlı bir ovanın ortasında süzülürken yolcular manzaranın tadını çıkarıyor. Bu masalsı yolculuk Ankara Garı'nda başlıyor. 400 yolcu Ankara Garı'na saatler öncesinden geliyor. Kendilerini şanslı hissediyorlar. Çünkü onlar aylar öncesinden tükenen Doğu Ekspresi biletlerine sahipler. Kalabalık gruplar, çiftler, aileler unutulmaz bir yolculuğa hazırlanıyor. Hava şartlarına göre değişse de yolculuk ortalama 24 saat sürüyor. Ankara'dan hareket eden tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum ara duraklarıyla Kars'a ulaşıyor. Bu yolculuğu bu kadar popüler kılan, eskiye özlem olduğu kadar trende kurulan dostluklar, film karesine benzeyen manzaralar. Sürekli yolda olma fikrinin cazibesi, camdan bambaşka hayatları seyretme ayrıcalığı, hayallerinin peşinden koşan insanlarla yapılan sohbetler. Bir çocukluk anısını yaşamak gibi Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak. O yüzden de bu uzun yolculuk hiç bitmesin isteniyor. Gelin buraya, gelin. Duraklar içinde en uzun molanın verildiği yer Erzincan. Yolcular her anı değerlendiriyor. Kars'tan önceki son durak Erzurum. Burada makinist değişimi yaşanıyor. Merhaba, merhaba. Merhaba Ethem, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Erzurum'dan Kars'a kadar yapılan yolculuklarda genç makinistler Muharrem Toraman gibi tecrübeli makinistlerin yanında görevlendiriliyor. Ethem Çolak da onlardan biri. Özellikle kontrolsüz geçiş noktaları büyük tehlike arz ediyor. Yoğun kar yağışı sonucu yolun kapanması, tünel çıkışlarında yaşanan kar birikintisi, çığ düşmesi. Bütün bu tehlikelerle baş etmek ve bu tehlikeyi yolculara hissettirmemek büyük bir deneyim gerektiriyor. Evet, şurada bir dönüş yap, bak şurada köyün yanından geçiyor. Şurada da bir
geçit var. Oradan geçişi mutlaka dikkat ederim. Muharrem Toraman 33 yıldır makinistlik yapıyor. O bir gün bile hastalık ya da mazeret izni almadan 33 yıl treni sağ salim duraklara ulaştırmış. Ancak bu onun son yolculuğu. Emekli olmak için başvurusunu yaptı. Ve 33 yıllık meslek hayatında ilk kez emeklilik işlemlerini beklerken yıllık izin kullanacak. Makinistlik gecesi gündüzü belli olmayan, sürekli dikkat gerektiren yorucu bir meslek. Özellikle aileler büyük fedakarlıklar yapıyor. Biz burada çok zor, onurlu bir görev yapıyoruz. Makinistlik gerçekten onurlu, gurur verici. Benim çocukluk hayalimiydi ve hayalimi gerçekleştirdim. En büyük hayalimiydi. Ama eşim, çocuklarım, beni, onlar da beni özlüyor. Benimle birlikte gece gündüz aynı sıkıntıyı onlar da çekiyor. Benim kapıdan çıktığı zaman helallaşıp çıkıyoruz. Geri döndüğüm zaman onlar çok mutlu oluyor. Ama işte işimiz gereği evimize fazla zaman ayıramıyoruz. Evimize, onun için eşimden ve çocuklarımdan gerçekten onlardan özür diliyorum. Muharrem Bey emeklilikle birlikte artık ailesiyle vakit geçirebilecek. Ethem'se daha yolun başında. Sonunda tren Kars Garı'na giriyor. Yolculuk 26 saat sürdü. Yolcular otellerine doğru giderken Muharrem Toraman ve Ethem Çolak tüm yolculukların sonunda olduğu gibi hareket memurluğuna bilgi veriyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Kaç katıldınız? 20.05 katıldım. 20.05, hoş geldiniz. Sağ olun. Şöyle, siz misafirhanede yer ayırttınız mı? Yok yok, o bizden misafir olacak. Onu misafir edeceğiz. Yani, ya. Yani, misafir. Şöyle, sizin emeklilik evraklarınız geldi. Hadi. Vallahi sağ olasın. Her sene geliyor. Bu üçüncü. Valla bu sefer iş yeri açacağız. Onun için emekli oluyoruz inşallah. Allah iyisin, nasip etsin. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi saatler. Teşekkürler. Muharrem Bey aslen Karslı. Eşi ve iki çocuğu da Kars'ta yaşıyor. İlk kez Kars'a gelen genç makinistin lojmanda kalmasına izin vermiyor. Onu evinde misafir ediyor. Kars, Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu bölgesinde farklı etnik grupların bir arada yaşadığı yaklaşık 300 bin nüfuslu bir şehir. Doğu Ekspresi'nin Kars'a kazandırdıkları çok fazla. Özellikle gelen turistlerle ekonomi canlanmış, ard arda yeni oteller, işletmeler açılmış. Kars gravyeri ve Kars kaşarı sayesinde Kars'ın adı tüm dünyada duyulmuş. Bir dönem büyük şehirlere göç veren Kars'a geri dönüş başlamış. Velhasıl Doğu Ekspresi sadece bir ulaşım aracı değil Karslılar için. Tüm hayatları bu tren hattı sayesinde değişmiş. Muharrem Toraman 28 yıldır Mehtap Hanım'la evli. İki çocukları var. Büyük oğlu küçük yaşta başladığı mesleğinde artık bir usta kabul ediliyor. En büyük hayali kendi mandırasını açmak, kendi peynir markasını oluşturmak. Ancak bunun için Muharrem Bey'in emekli olması ve emekli ikramiyesini sermaye yapması gerekiyor.
rahatça tabii. Değil mi? Çok rahattım ustacığım, teşekkür ediyorum. Bu vişne reçeli mi yoksa? Elma reçeli. Elma reçeli. Evet, sadece Çalgavur köyü var. Benim annem oralı. O yapmış, o gönderdi bu ürünlerini. Evet, o Malakan köyü. Malakanlar, bu elma mı ya? Evet, Malakanlar ekmiş onu. Sadece orada var ama. Mehtap Hanım aslen Çalkavur köyünden. Çalkavur bir Malakan köyü. Rus kökenli dini azınlık grubu Malakanların Kars'taki izleri kentten yıllar önce göç etmiş olmalarına rağmen bugün bile görülebiliyor. Malakanlardan kalma bitkiler ve yemekler bugüne kadar ulaşmış ve hala sofraları süslüyor. Bilirsen Kars epey bir zaman düşman işgalinde kalmış Ethem. Bu düşman işgalinde kaldığı zaman da böyle Kars'ta bir sürü tarihi eser yapmışlar. Bu tarihi eserleri yaparken Kars soğuk olduğu için Baltık mimarisi kullanmışlar. Bunun gibi Kars'ta bir sürü bina var. Daha şimdi gezeceğiz inşallah bugün akşama kadar. Gezdiğimizde diğer binaları da göreceğim. Yani epey bir daha güzel, daha tarihi anlatan daha güzel binalar var. Kars'a adımınızı attığınız anda Kars Kalesi dikkatinizi çekiyor ve şehrin her yerinden kolaylıkla görülebiliyor. Şehre tepeden bakan Selçuklular döneminden kalma kale, Kars'ın sahibi gibi görkemli duruyor. Halk arasında bu kaleye bir kez çıkan Kars'a mutlaka geri döner inancı var. Kafkaslardan Anadolu'ya giren Türklerin ilk uğrak yeri Kars. Anadolu'da ilk Türk camii Kars'ta yapılmış. Türklerin Anadolu'daki ilk cuma namazı da Kars'ta kılınmış. Ermenilerden kalma kiliseler, Caferilerin camileri ve Anadolu'ya ilk gelen evliyalardan biri olan Ebul Hasan Harakani Türbesi ve Külliyesi, şehrin en çok ziyaret edilen kutsal yerleri arasında. Muharrem Bey ve Ethem Çolak'ın bir sonraki durakları Ani Harabeleri oluyor. Kars'a 48 kilometre uzakta Ermenistan sınırının yanı başındaki Ani Harabeleri yerli yabancı turistlerin uğrak yeri. Ethem, buranın yaklaşık 1000 yıllık bir geçmişi var bu alanın. Burası tarihte 1001 kiliseler şehri olarak da geçiyor. Ani Harabelerinden içeri girildiğinde büyük katedral tüm ihtişamıyla karşılıyor misafirlerini. Hristiyan tarihinde önemli yeri olan bu katedral, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Ani fethinden sonra Türk tarihinde önemli bir hale geliyor. Katedral camiye çevriliyor ve Alparslan ilk cuma namazını burada kılıyor. O günden sonra yapı Fethiye Camii olarak anılıyor. Kiliseler, camiler, hamam ve surlar hala ayakta. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunan şehir, 78 hektarlık bir alanda kurulmuş ve çevresindeki surlar
4500 metre boyunca uzanıyor. Zamanında nüfusunun 100 bini bulduğu sanılıyor. Bu rakamlar bile şehrin ne kadar önemli bir merkez olduğunu anlatıyor. Yaşanan depremlere ve istilalara rağmen Ani antik kentinde ayakta kalan ve 1215 yılında biten Tigran Honents Aziz Krikor Kilisesi görülmeye değer bir başka yapı. Resimler buradan devam ediyor böyle. Görüyor musun? Diyor. Mescid-i Aksa vardı. Şurada hemen şu yukarıda bak görüyor musun? Ethem Çolak için yorucu bir gün oldu. Yorgunluk ünlü Kars kazının tadına bakarak atılıyor. Selamun aleyküm. Hoş bulduk canım benim. Erzurum'dan misafirimiz ilk kez Kars'a geliyor. Hem onu güzel bu akşam ağırlayacağız. Buyur Ethem Bey. Ethem ne yapıyorsun? Hazire yemez. Hadi ya. Tabii çatap çeperlerini şöyle alacaksın eline. Bak bunları şöyle tek tek parçalayacaksın. Şöyle elinden parçalayıp ondan sonra yiyeceksin. Çorbadan sonra Kars'a her gelenin mutlaka tadına baktığı kaz eti yeniliyor. Bu Ethem Çolak için ilginç bir tecrübe. Çünkü kaz etini ilk kez tadıyor. Yemekten sonra yöreye özgü Kafkas oyunlarıyla gece son buluyor. Boğatepe Köyü, ünlü Kars peynirlerinin yapıldığı mandıraların merkezi. Muharrem Toraman'ın büyük oğlu Mert her gün Kars'tan 50 kilometre uzaklıktaki bu köye geliyor ve ustası Haydar Ömür'le birlikte peynir yapıyor. Köyde 7 mandıra var ve bu mandıralar New York'tan Hong Kong'a kadar dünyanın her yerine Kars gravyerini gönderiyor. Muharrem Bey ve Ethem hem Mert'i ziyaret etmek hem de peynir müzesini gezmek için köye geldiler. Tabii bitkilerimiz devam edecek çünkü bizim topraklarımıza kimyasal gübre girmemiş. Yağ oranıyla koku oranı yüksek olduğu için ileriki dönemde... Turistlere evlerde ikram edilen köy yemekleri... Yürüyüş ve at binme parkurları, peynir türlerini yaşatmak için kurulan peynir müzesi, köye yerli yabancı birçok turistin gelme nedeni. Bütün bunları başaransa bir kadın. Aslında biz bir acı hikayeyle başladık. Şöyle 2000 yılında köyümüzde bir trafik kazası oldu. Köyümüzün dolmuşu Kars merkeze giderken arkada freni patlayan kamyon dolmuşa çarptı. 22 kişi bir günde rahmetli oldu. Yaşanan kayıplar ve acılar sonrasında köy boşalmaya, mandıralar kapanmaya başlamış. Ardından bir araya gelen köylüler dernek kurarak Boğatepe'yi yaşanır hale getirmek için uğraş vermişler ve başarmışlar. Fransa'dan gelen turistleri ağırlamak için Fransızca öğrenmişler. Fransızca kursumuz devam ediyor. Çünkü öğretmenimiz biraz fiillere çok girdi, bizi zorladı. Şimdi fiilsiz biraz daha pratik dilde öğrenmek istiyoruz. Gelen misafirlerimizle iletişim kurabilmek için. O da yetmemiş.
eklem ağrılarını gidermek için yoga yapmayı öğrenmişler. Yogayla eklemleri çalıştırdık. Sabah hareketlerinden sonra da çakraları çalıştırıp yolumuza devam etmeye karar verdik. Efendim bizim Erzurum'dan misafirimiz ilk treni karşısında onu getirdim, peynir müzesini gezdirdim, dedim bir daha buraya bakalım. Haydar Usta'yla Mert ne yapıyor, çırağın ne yapıyor, öğrenebiliyor bir şey. İyiydiniz, safa geldiniz, hoş geldiniz, valla iyi adam sözün üstüne gelir. Ha çırak usta oldu, el ekmeğe de yetişti. Gününü de birine verir, evlenme istiyor. Saç sakal da maşallah daha iyi. Mert'in çalıştığı mandıranın sahibi Haydar Ömür'ün de söylediği gibi artık o tecrübeli bir peynir ustası. Açılacak mandıranın ön ödemesi yapıldı. Bu nedenle Muharrem Toraman'ın emekli olmaktan vazgeçmesi çok zor. Muharrem Toraman Ethem'i son olarak Çıldır Gölü'ne götürüyor. Hava eksi 30 derece. Doğu Anadolu'da Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci göl olan Çıldır Gölü, 120 kilometre kare büyüklüğünde ve Türkiye'nin kışları donan tek gölü. Turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Çıldır Gölü, Kars'la Ardahan sınırında. Kızaklarla gölün üzerinde dolaşmak, buz kütlesinin üzerinde halay çekmek turistlerin en büyük eğlencesi. Ethem rüya gibi iki gün geçirdi. Şimdi nişanlısının yanına Erzurum'a dönme zamanı. Emeklilik belgelerini dolduran ve 33 yıllık meslek yaşamında ilk kez izin yapan Muharrem Toraman'ın izni bile Kars Garı'nda geçiyor. Treni kullanmasa da trenleri görmeden yapamıyor. Muharrem abi kesin emekli oluyor mu abi? Ya niye inanmıyorsunuz? Oluyorum işte daha bu sefer kararlıyım. Bu kaçıncı direkçi abi? Ya oğlum Taner bu berde dükkan açacağız. Allah haydisin öyle mi abi? Sağ ol, sağ ol. Abi kesin, ya, bu sefer kesin, kesin emekli oluyorsun. Kimse inanmıyor ha. Tıraşın bitmesiyle birlikte berberin önündeki masaya oturup çayını yudumluyor Muharrem Toraman.
Usta. Efendim? Emekli oluyor musun? Tam evet. Sana bir dergi aldım. Ya bu ne ya? Kaç gündür herkes inanmıyor gibi geçiyor ya. Ama abi bu kaçıncı? Senin de emekli olacağın yok. Bu kaçıncıdır? Allah Allah. Bu sefer oluyoruz işte. İnşallah adım yapalım usta. Aa, sabah. Kaç gündür herkes aynı muhabbet, aynı muhabbet. Ama bu sefer verdim dilekçe. Yok bu sefer gerçek oluyorum. Bu sefer gerçek oluyorum. Ben o zaman veda gecesini ayarlayayım ustacığım. Ayarlayayım. Muharrem Bey'in emekliliği Garda en büyük eğlence konusu haline geliyor. Zira Muharrem Toraman son 3 yıldır emeklilik dilekçesi vermiş ve hepsinde dilekçeyi geri çekmiş. 33 yıllık meslek hayatında hiç yorgun hissetmemiş kendini Muharrem Bey. Trenler yollarda kalmış. Karla tren yolları kapanmış. Çok talihsiz anlar da yaşamış. Ama yaptığı işten bir gün bile pişman olmamış. Benim demir yollarından başka bir hayatım yok ki. Ben her gün buraya uğramasam hayatımda çok büyük bir boşluk hissediyorum. Beni bulmak isteyen gelir burada bulur. Çünkü geliyorum buraya, berberim de tıraşımı oluyorum. Önünde oturuyorum, çayımı içiyorum, gazetemi okuyorum. Yani demir yollarında benim için bir yaşam yeri merkezi olmuş yani. Benim demir yollarına uğramadığım zaman psikolojim bozuluyor. Gerçekten Türkiye'nin neresine gidersem gideyim tren garını mutlaka o trenleri görmem lazım. Emekli de olsam nereye gidersem gideyim demir yolları benim için çok farklı. Derler ki sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Muharrem Bey çocukluk hayallerini gerçekleştirmiş. Trenlere yön vermiş. İnsanları birbirine kavuşturmuş. Kimse emekli olacağına inanmasa da o artık sadece bir yolcu.